Fen Örgü Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün bayan yeleği olarak örülmüş bir model gördüm ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ben yelek olarak gördüğüm için yelek şeklinde hazırladım. Ama siz dilerseniz şal, etol gibi diğer örgülerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örgümün bir kenarına modelimi uygulamaya devam ederken diğer kenarına gördüğünüz gibi bu kısmı delikli olarak geçtim. Ön lastik için. Kenar danteliyle birlikte burasını ön lastik için ayırabilirsiniz. Veya dilerseniz şal etol gibi örgülerde kullanacaksanız aynı bu şekilde kenarına kadar model uygulayarak devam edebilirsiniz. En sonunda bir kenar modeli giderek tamamlayabilirsiniz. Alize Angora Gold ip ile çalıştım. 3 numarada tığ kullandım. Burası da örgümün ters yüzü. Gördüğünüz gibi ters yüzü de aynı görünüme sahip. Baharlık için çok şık bir alternatif olacaktır. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. İnternet adresime giriş yapmak için herhangi bir Facebook hesabına ihtiyacınız yok. Direkt olarak Google'da arama çubuğuna yazarak şerefenörgüdünyası.com adresini internet sitemi ziyaret edebilirsiniz. Hem internet sitem hem de YouTube kanalım ücretsizdir. Şimdi biraz daha orta kalıpta bir iple çalışmak istedim. Hem duruşunu görelim hem de yapılışını daha iyi anlayabilirsiniz diye. Bu şekilde öncelikle kullandığınız bir giysinizi önünüzü ölçü alarak kullandığınız giysinizin uzunluğunda zincir çekerek örgünüze başlayabilirsiniz. Bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Zincirimizi çekiyoruz. Daha sonrasında elimi şu şekilde tuttum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve buraya sık iğne örer gibi bir delik oluşturuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum ve buraya tutturuyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Şu şekilde bir tane model için 3 tane deliğe ihtiyacımız var. Bu şekilde 3-3 hesapladıktan sonra en son bitimi içinde 2 tane daha ilave etmeniz gerekmektedir. Bakın 3 tane deliği ilk model için, sonraki 3 deliği ikinci model için bu şekilde 3-3 hesaplıyoruz. Son 2 tane daha delik ilave ederek ölçünüzü tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde 5 zincirle bir sıra delik oluşturuyoruz. 2 tane model için benim bu şekilde 8 tane deliğe ihtiyacım var ve bir sıra delik oluşturdum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim ve örgümü ters çevirdim. İlk deliğe boşluğa girerek buraya sabitliyorum. Şu şekilde bir başlangıç yapıyorum. Daha sonrasında tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Böylece bir tane delik, burası da başlangıcı için şu şekilde duracağı için yarım delik oluşturduk. Başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum ve buraya üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Trabzanın ara boşluğuna girerek buraya bir tane pipirik yapıyorum. Bu şekilde tam 5 tane trabzan yapıyorum. Ara boşluğundan girerek pipirik yapıyorum. Trabzanımı üçlü şekilde örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Ve boşluğuma girerek bir tane pipirik yapıyorum.
4 zincirle üzerine bir tane daha piprik yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane bu şekilde pipirimizi tamamlamış olduk. Bir zincir çekmeden bir sonraki boşluğa giriyorum ve örgümü buraya tutturuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İki modelin arasında bu şekilde bir tane delik oluşturmam lazım. Tekrar bir sonraki boşluğa girerek bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın boşluğundan girerek buraya bir tane pipirik yapıyorum. Bu şekilde trabzan sayımı 5 taneye tamamlıyorum. Beş tane üçlü trabzan yapıyorum. Dört tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımın ara boşluğundan tepesine pipirik yapıyorum. Sonuncu trabzanımı da yaparak tamamlıyorum. Dört zincir çekip tepesine battık. Bir, iki, üç, dört, beş tane trabzanımı ve pipiriğimi oluşturdum. Hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa girerek örgümü buraya tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa girerek buraya zincirimi sabitliyorum. Bakın iki modelin arasında bir tane bu şekilde delik oluşturduktan sonra bir sonraki boşluğa 5 tane trabzanımızı oluşturarak çiçeklerimizi yapmaya aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi burası bitiş kenarında. 2 tane zincir çekiyorum ve şu zincirimin tam orta kısmına batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası örgümün kenar kısmı için. 1 2 3 4 5 zincir çekip örgümü ters çevirdim. Şu küçük yuvayı atlıyorum. Bir sonraki deliğe girerek buraya bir tane delik oluşturdum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve birinci pipiriğimi atlayıp ikinci pipiriğimin içerisine batıyorum. Tekrar 5 zincir, bir tane pipirik atlayıp ikincinin içine batarak buraya sabitliyorum. Tekrar 5 zincir, bu defa iki modelimin arasındaki yuvaya girerek buraya sabitliyorum. Bir pipirik atlayıp ikinciye giriyorum. Beş zincir çekiyorum. Bir pipirik atlayıp ikinciye tekrar batıyorum. Tekrar beş zincir. Modelimin yanındaki boşluğa batıyorum bu defa. Tekrar beş zincir. Yanındaki boşluğa girerek bir sıra deliğimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın bir sıra örgümün üzerine delik oluşturdum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekip örgümü ters çevirdim. İlk boşluğa girerek buraya sabitledim. Tekrar 5 zincir. Her deliğe bir defa batarak İkinci bir sıra delik oluşturuyoruz. Bu şekilde 5 zincir çekerek her deliğe bir defa batarak yine bir sıra delik oluşturuyoruz. Son deliğimize de bir tane daha bu şekilde yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir alttaki deliğin başlangıç kısmına batıyorum. Buraya üçlü trabzan şeklinde örerek kenar kısmını bitiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Bunu yeleklerde yaparsanız bu modelin üzerine
Şu ara boşluğuna bir tane daha model yapmadım. Burayı ön lastik için kullandım. Şu anda da aynı şekilde çalışmak istiyorum. Ama diğer kenarına ise bu şekilde modelimin üzerine bir tane model koymak istiyorum. Ama kafa karışmasın diye ikisine de model koymak istiyorum. Çünkü bu şekilde iki model üzerine çalıştık. Aralarına yeni birer tane model oluşturmamız lazım. Ben bu yelek olarak değil, normal model olarak anlatayım. Bu zinciri geri sökelim. Buraya bir tane zincir çekip geri dönelim. Şimdi modelimizin yanında bir tane boşluk deliğimiz vardı. Bunun hizasına gelen deliğe batıyoruz ve yeni bir model oluşturuyoruz. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ara boşluğundan bir tane pipirik yapıyorum. Aynı boşluğa 5 tane trabzanımı bu şekilde tamamlıyorum. Dördüncü trabzanımı da aynı şekilde üçlü trabzan olarak yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bu pipirik için 4 zincir yeterli. Ama dilerseniz burası daha belirgin olsun istiyorsanız da 5 zincir de çekebilirsiniz. Bu size kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş tane trabzanımı tamamladım. Bir sonraki yuvaya örgümü sabitliyorum. Arada 5 tane zincirim var. Diğer yuvaya batıyorum. İki modelimin arasında daima bu şekilde yeni bir boşluk oluşturmam lazım ki bir sonraki modeli bu boşluğun üzerine kurabilmem için. Başını doladım. Bakın iki tane modelimin arasındaki boşluğun tam hizasına ikinci modelimi oluşturuyorum. Buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. 4 zincir çekiyorum ve bir tane pipirik oluşturuyorum. Bu şekilde 5 tane yapacağım trabzandan çiçek motifimi oluşturmuş oluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane trabzanımızı oluşturduk. Bir sonraki boşluğa girerek buraya örgümüzü tutturuyoruz. 5 tane zincir bir sonraki boşluğa giriyoruz ve iki modelin arasında bir tane delik oluşturuyoruz. Sonrasında bir sonraki boşluğa tekrar çiçekli motifimizi oluşturuyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane trabzanımız tamamladık. Bir sonraki boşluğa modelimiz sabitledik. Bir önceki sırada bakın iki taneydi modelimiz. Burada üç taneye çıkmış oldu. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Birinci pipiriği atlayıp ikinciye batıyorum. 5 tane zincir. Bir pipirik atlayıp ikinciye tutturuyorum. Tekrar 5 tane. İki modelimin ara boşluğuna batıyorum. Bakın bir pipirik atlayıp ikinciye batıyorum. Bu sıra bu şekilde devam edecek. 5 tane zincir çekiyoruz. Bir pipirik atlayıp ikinciye batıyoruz. Bir sıra bu şekilde delikler oluşturuyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bakın son pipirimiz var. Bu kısımda 3 tane zincir çekiyoruz. Bir pipirik atlıyorum. Örgünün şu başlangıç noktasına batıyorum. Ve burada biraz uzatarak örüyorum üçlü trabzanımı. Örgümün kenarının toplanmaması için. 5 tane zincir. Örgüyü ters çevirip şu ilk boşluğu bakın atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki boşluğa. 5 zincir bir sonraki boşluğa. Bu sırada da tekrar 5 zincir çekerek sırasıyla her boşluğa bir defa batarak yeni bir sıra delik oluşturuyoruz.
Son boşluğa da bu şekilde girerek ikinci sıra delimimizi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekip örgümüz ters çeviriyoruz. İlk boşluğa giriyorum ve buraya tutturuyorum. 5 tane zincir. İkinci boşluğa giriyorum. Ve böylece kenar kısmı ve bir tane de delik oluşturmuş oluyorum. İki tane modelimin tam orta kısmında kalan deliğin üzerine gelen yere yeni modelimi yapıyorum. Yani şu anda biz ilk başlangıçtaki sıramızı buraya tekrarlamış oluyoruz. Bir sonraki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Dört tane zincir, üzerine bir tane pipirik yapıyorum. Bu şekilde tam 5 tane trabzanımı tamamlayarak ilk çiçeğimi tamamlamış oluyorum. Beş tane trabzanımı tamamladım. İç zincir çekmeden, ara vermeden bir sonraki boşluğa örgümü sabitledim. Arada 5 tane zincirim var. Bir sonraki yuvaya batıyorum ve buraya bir tane delik oluşturuyorum. Daha sonraki yuvaya ikinci çiçeğimi yaparak örgüm bu şekilde devam ettiriyorum. Orta kalınlıkta bir iple de görünüşü örgümüzün bu şekilde devam etmekte. Yapmayan işlerin herkese kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmındaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz olarak abone olabilirsiniz.